Bipolar bozukluk ilaçla ve belli birkaç psikolojik müdahale ile tedavi edilir. İlaçla tedavi konusunda en yaygın kullanılan tedavinin aynı zamanda en eski ilaç olduğunu da belirtelim. Evet, bahsettiğimiz şey lityum tuzu. Bu tedavi son 50 yıldır bipolar bozukluğun öncelikli tedavisi olarak kullanılıyor. Bunun sebebi elimizdeki en etkili tedavi yönteminin halen bu olması. Manik nöbetleri kontrol etmede en etkili yöntem de hala bu. Fakat araştırmacılar bu ilacın neden bu kadar etkili olduğu konusunda hala %100 emin değiller. Nöronal seviyede nasıl çalıştığı konusunu hala netleştirebilmiş değiller. Buna değinen bir teori, bu durumun lityumun serotonini oluşturan bileşenlerin üretimini artırarak serotonin salınımını da artırmasıyla alakalı olabileceğini söyler. Belki de serotonin salınımını başka yollardan artırıyor da olabilir. Diğer nörotransmitterlere odaklanan farklı teoriler de mevcut. Mesela, lityumun norepinefrinin yani noradrenalinin geri alınımını artırdığıyla ilgili bazı teoriler var. Bunu yaparak, lityum norepinefrinin etkisini azaltabilir. Diğer bazı teoriler, lityumun aslında nöronda sinaps yerine daha farklı bölgelere etki ettiğini belirtir. Bir teoriye göre, lityumun akson boyunca bulunan ve aksiyon potansiyelinin nöronun üzerinde taşınmasına yardım eden sodyum kanallarını etkilediği öne sürülür. Kim bilir, belki de 1-2 yıl içinde araştırmalar bize daha yeni ve daha kesin bir hipotez sunar. Tabii o zaman bu videoyu tekrar çekmem gerekecek. Fakat mevcut durumda şunu bilmelisiniz ki, arkadaki işleyiş mekanizması ne olursa olsun kullanılan yöntem çok etkili bir duygu durum dengeleyicidir. Tercih edilmesinin tabii ki başka sebepleri de var. Mesela nispeten hızlı etki ediyor olması gibi. Yani 1-2 hafta gibi kısa bir sürede işe yaramaya başlar. Ayrıca diğer bipolar tedavisi ilaçlarında görebileceğimiz bazı kötü yan etkiler bu tedavide görülmez. Özellikle belirtmek gerekirse depresif nöbetlere veya genel sedasyon yani sakinlik haline sebep olmaz. Bunun bipolar tedavisi için neden bir kaygı sebebi olabileceğini sanırım anlayabilirsiniz. Çünkü bazı tedaviler insanları mani'den normale doğru aşağı çekmeye çalışırken yanlışlıkla fazla aşağıya yani diğer yöne çekebilir. Bununla birlikte lityumun başka yan etkileri de var. İlk bahsetmek istediğim şey aslında çok da yan etki sayılmaz. Çünkü bu şey duygu durum dengeleyicileriyle ilgili genel bir sorun. O da şu ki, insanlar bazen lityum'u baş ağrısı için kullandıkları ilaçlar gibi düşünüyorlar. Yani mesela baş ağrınız olduğunda ağrıyı geçirecek bir şey alırsınız, değil mi? Veya daha iyi hissettiğiniz zamanda tekrar ilaç almaya gerek duymazsınız. Fakat lityum ve diğer duygu durum dengeleyiciler bu şekilde kullanılmaz. Bu ilaçların etkili olabilmesi için insanların ilacı almaya devam etmesi gerekir. Yani daha iyi hissetmeye başlayınca hemen ilacı kesmemeliler. Özellikle lityum kullanımında ortaya çıkan önemli yan etkilerden biri lityumun hafızayı etkilemesidir. Lityum hafıza kaybına neden olabilir ve yeni anıları kaybetmede de sorun yaratabilir. Diğer yan etki ise lityumun bazen normal ruh hali değişikliklerini baskılamasıdır. Bu durum yaşam kalitesinin büyük oranda düşmesine sebep olabilir. Örneğin kendi doğum günü partinizde mutlu hissetmediğinizi düşünün ya da bir arkadaşınız işini kaybettiğinde üzgün hissetmediğinizi hayal edin. Bu tarz ruh hali değişimleri yaşamın bir parçasıdır ve bunların var olmaması insanların epey gözüne batar. Bu arada şunu da belirtelim. Bazı insanlar manik nöbetlerinden vazgeçme konusunda kararsız olabilirler. Çünkü bunları olumlu bir şey gibi görürler. Manik nöbetler inanılmaz şekilde yıkıcı olabileceği gibi aynı zamanda kişinin üretkenliğini ve yaratıcılığını da artırabilir. Bundan dolayı insanlar sorun olduğunu düşünmedikleri bir şeyi durdurmak için ilaç almayı reddedebilirler. Şimdi geçelim lityumun en büyük yan etkisine. Evet. Lityumun belki de en büyük yan etkisi toksisitesidir. Lityum böbreğin ve triyoidin işleyişini etkileyebilir. Bu durum özellikle kişi susuz kaldığında daha da kötüye gidebilir ki bu arada lityumun kendisi de susuzluğa sebep olur. Dolayısıyla bu ilacı kullanan kişiler sık sık su içmeye normal bir insandan daha çok özen göstermeliler. Bahsettiğimiz bu toksisite sorunu yüzünden lityum olan kişilerin doktorlar tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Son olarak bahsetmek istediğim bir yan etki daha var ve aslında o da tam olarak bir yan etki sayılmaz. Bunun için daha çok kısıtlama diyebiliriz. Evet. Sorun şu ki lityum depresif nöbetleri tedavi etmez. Yani mani için işe yarar ama bipolar bozukluğun depresyon kısmına faydası dokunmaz. Bu yüzden de lityum alan kişiler genelde antidepresan da kullanmak zorundadırlar. Bu durum iki soruna yol açabilir. İlk olarak SSGI gibi depresyon tedavisinde çok yaygın olarak kullanılan bazı antidepresanlar bipolar bozukluğu olan bazı insanlarda manik nöbetleri tetikleyebilir. Bu da tedavi seçeneklerini kısıtlar. İkinci olaraksa hasta lityumun yan etkilerine ek olarak aldığı ilave antidepresanların da yan etkileriyle uğraşmak zorunda kalır. Bipolar bozukluk için insanların kullandığı başka ilaç tedavileri de bulunuyor. Gelin biraz da bunlardan bahsedelim. Antikonvülsan ve antipsikotiklerle uygulanan bazı tedavilerinde başarılı olduğu biliniyor. Ayrıca benzodiazepin içeren tedavilerde de başarı görüldü. Fakat daha önce de dediğim gibi en azından kısa vadede tedavi olarak lityum daha çok tercih ediliyor. Şimdi konuya psikolojik tedavilerle devam etmek istiyorum. Psikoloji derslerimizden veya bu video serisinin diğer videolarından belki hatırlayabilirsiniz. Majör depresif bozukluğu tedavi etmede epey etkili olan bazı psikolojik müdahaleler var. Hatta bunlar bazen ilaç tedavisi kadar etkili olabiliyor. Fakat aynı durum bipolar bozukluk için geçerli değil. Psikodinamik terapilerden daha modern psikoterapi modellerine kadar psikoterapi çeşitlerinin tamamı Bipolar bozukluk tedavisinde etkisiz kalıyor. Bipolar bozuklukla ilgili konuşmak ve nedenini bulmaya çalışmak bu rahatsızlık için hiç de faydalı değil. Öte yandan depresyon tedavisinde çok etkili olan bir terapi türü kısaca BDT de denen bilişsel davranış terapidir. Bu terapi çeşidi sorunlu düşünceleri ve davranışları hedef alır. Yani bu oldukça eylem odaklı bir terapidir. Bu yöntem, bipolar bozukluğun depresif belirtilerini tedavi etmede başarılı olmasına rağmen, manik nöbetleri tedavi etme konusunda etkili değildir. Bahsettiğimiz bu psikolojik müdahaleler, bipolar bozukluğun belirtilerini tedavi etmede doğrudan yarar sağlamasalar da, bipolar bozukluk tedavisinde daha genel anlamda önemli bir etkileri olabilir. Mesela, BDT kişiye manik evresi sona erdikten sonra destek olabilir. Manik nöbetten kaynaklanan sosyal ve ekonomik durumları düzeltmede BDT yardımcı olabilir. Fakat bipolar bozukluk için en etkili terapinin aile terapisi olduğu biliniyor. Bipolar bozukluğu olan kişilerin yaşadığı manik nöbetlerin stresli olaylarla tetiklendiğini ortaya koyan birçok araştırma var. Bunun özellikle sosyal stres etkenleri için doğru olduğunu biliyoruz. Bipolar bozukluğu olan bir kişiyle yaşamak kişinin ailesi açısından da stresli olabileceği için, aile de bazen istemeden de olsa rahatsızlığı olan kişinin durumunu tetikleyebilir. Bu yüzden bipolar bozukluğu hem kısa süreli hem de uzun süreli kontrol altına almanın en iyi yollarından biri, rahatsızlığı olan aile bireylerine destek olabilmek için ve istikrarlı bir ev ortamı sağlayabilmek için gerekli araçları aileye sunmaktır.